demiş babam? Demiştim ya, baş ağrıyor, hastaneye gidecek diye. Sonra seni buradan alacak. Arasanız da babam konuşayım. Arayayım mı babana? Dur babana arayayım. Hadi bakalım Abbas amcan bir babayı arasın. Vallahi. Çalıyor. Alo Cihan. Ha, sen hastanede misin? Tamam. Işık bizde kalacak bugün, ben sana söyleyeyim dedim. İyi, sen merak etme. Tamam tamam, söylerim. İyi ya, güle 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 güle. Hani yolda mıymış babam? Baban dedi ki, ben hastanedeyim, hastane oraya çok uzak. İyileşince geleceğim, Işık beni beklemesin, o uyusun, ben onu gelip alırım dedi. Korktuğum başımıza geldi. Kaç kaç kaç. Yavaş. Ne yavaş kız? Başımıza gelenlerden haberin yok senin. Oğlum. İyisiniz değil mi yavrum? İyiyiz iyiyiz babaanne. Bu küçük bugün misafirimiz olacak. Bizimle kalacak. Çok sevindim. Hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Adın ne senin bakayım? Işık. Işık. Çok güzel bir isim Işık. Benim adım da Azimet. Hiç duymadım böyle bir isim. Bu cimcime ayol cimcime. Hadi Cimcime Hanım, gelin bakalım bir eve bir dolaşalım. Cimcime ne demek? Ha, cimcime 1850 yıllarının başında bulunmuş küçük bir pantolon. Azimet Hanım. Gel gel. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Serhat Bey, biz de tanıştırmayacağım mı eski nişanlınla? Merhaba, Deniz ben. Memnun oldum. Ben de Serhat'ın kayınvalidesi, Zümrüt'ümün anası Ülfet Kuloğlu. Ben de Meliha Kuloğlu, Zümrüt'ün kız kardeşiyim. İyi ki söylediniz. Az kalsın pot kıracakmışım, ben hizmeti zannetmiştim size. Deniz, sen dinlen hadi biraz. Deniz'e bir oda göstersene misafirimiz. Bir gün kalacak bizimle. Kızım kafası karışmış bunun. Vallahi bak, şuna bak dediğini duydun mu? Serhat, bize bir açıklamada bulunmayacağınız mı? Ne oldu? Azimet Hanım dilin damağını mı kurudu? Ha? Ülfet Hanım, ben her şeyi anlatacağım size. Şu günü bir atlatalım da. Ben Zümrüt'e bakacağım. İyi geceler. Azimet Hanım dilin damağını mı kurudu? Gördün mü, ağzımıza tıktı gitti lafı. Olacak iş mi yani? Ben damadımın eski nişanlısını burada istemiyorum ki. Ama sana soran mı oldu Ülfet Hanım? Ha? Sana ne? O ciyak ciyak sesinle her şeye karışıp durma. Vallahi bak gıçık gıçık konuşmuştum. Bu sen ciyak ciyak ses duymamışsın. Bak ben sana diyeyim ha. Odanız burası. Bir şeye ihtiyacınız olursa dolapta bulabilirsiniz. Küçük hanım için de benim yeniden kılan pijamalar var. Gece bir şeye ihtiyacınız olursa da mutfağın olduğu koridorun sonunda bizi bulursunuz. Bu ne resmiyet Döne? Tanımıyormuş gibi. Azimet Hanım mı tembihledi? Yok Deniz Hanım. Ben her misafire nasıl şey diyorsam size de öyle. Belli. Arkamdan hiç iyi konuşulmamış. Gulyabani görmüş gibi oldunuz hepiniz. Ben izninizle şey edeyim Deniz Hanım. Peki. Hadi üstümüzü değiştirelim o zaman. Ya istemiyorum. Ama böyle yatılmaz. Uyumayacağım, ben babamı bekleyeceğim. Baban uyusun, ben geleceğim dedi ya.
Ya sana istemiyorum dedim. Ama çok ayıp. Sana büyüklerinle nasıl konuşman gerektiğini öğretmediler mi? Sen kimsin ki? Ben... Ben senin oyun arkadaşınım ve şimdi üstümüzü giyinme oyunu oynayacağız, tamam? Ya istemiyorum. Ama Işıkcığım neden atıyorsun? Işık, Işık dur ya bak. Işık. Canım. Bak bir saat bile ayrı kalamıyoruz seninle değil mi? Bugün o kadar tuhaf şeyler oldu ki. Nereden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum. Keşke artık sen de açsan şu güzel gözlerini. Gözlerine bakıp anlatsan her şeyi. Eskisi gibi gözlerime baksın. Serhat. Işık. Sen nasıl geldin buraya? O kim? Niye yatıyor öyle? Uyuyor. Uyuyor güzel gibi mi? Hı hı. Sana bir sır vereyim mi? Ver. Hani uyuyan güzel masalı var ya. Hı hı. O masaldaki güzel o işte. Gerçekten mi? Gerçekten. Gel bakalım. Hoppa. Sen de mi seviyorsun masalları? Annem cennete gitmeden önce bana çok güzel masallar anlatırdı. Babam da anlatırdı ama sonradan unuttu. Bir daha hiç anlatmadı. Annenin adı ne senin? Nergis. Biliyor musun çok severdim ben onu. Fakat babam dedi ki zaten annem buradaymış. Hiç gitmezmiş anneler. Böyle gözlerini kapatınca hop geliverirmiş birden. Hadi odanı götüreyim seni. Hayır, istemiyorum. Ama Deniz ablam merak eder seni. Ben oraya gitmeyeceğim. Ben uyuyan güzelle kalacağım. O zaman bu gece ikinize birden masal anlatayım, olur mu? Olur. Önce uyuyan güzelin ilacını verelim. Neden ilaç veriyorsun ki? Yansın değil mi? Hı hı. İlacına gerek var ki zaten öpünce uyanır. Keşke öyle olsa güzel kız. Keşke bizi öpseydik. O da uyansaydı. Sevgilim. Bu gece odamıza bir misafir geldi. Sevdin mi onu? Kalsın mı bizimle? Serhat. Efendim? Su var mı? Var tabii. Dur. Sende doğum lekesi mi var? Evet, annem Aydın'ın izi der. Bak, bende de aynısı var. Gördün mü? Seninki de mi Aydın'ın izi? Bilmem. Hadi adını sen koy. O zaman Aydın'ın izi olsun. Tamam, öyle olsun. O senin mi?
Telefon mu? Benim. Fotoğraf çekiyor musun? Niye sordun? Hiç. Ben çok seviyorum da babam pek sevmez. Eskiden severdi ama annem varken. Çok kızar mıydı babam sana? Eskiden böyle kocaman gülümserdi. Ama şimdi hep mutsuz. Fotoğraf çekelim mi? Hadi çekelim. Poz ver bakalım. Serhat. Zümrüt. Zümrüt iyi misin? Ne yapsak? Ben bir hemşireyi çağırayım. Dur. Dur. Bu ne güzel bir kız böyle. Zümrüt, ben sana her şeyi anlatacağım. Üzülme. Ona sahip çık olur mu? Zümrüt, ne oluyor? Bırakma onu. Zümrüt. Zümrüt, duyuyor musun beni? Zümrüt. Zümrüt, aç gözlerini hadi. Zümrüt, hadi aç gözlerini lütfen. Zümrüt. Zümrüt. Zümrüt.
Gel bakalım. Hala uyanmamış. Ya. Uyanmamış. Bu sefer de aynı anda öperim de uyansın. Peki. Hadi bakalım. Amma da uykusu varmış bunun. Hadi gidelim tuvalete. Ömer abi, ne oldu, götürebiliyoruz değil mi aşağı? Maalesef Serhat'cığım. Çocuk şimdilik burada kalacak. Nasıl yani? Abi sen anlatmadın mı iyi bakacağımızı? Annesi babası yanında. Daha ne olacak ki? Bakın, Işık Cihan Gürtün'e nüfusuna kayıtlı. Adam da şikayette bulunmuş zaten. İyi ki erkenden alıp çocuğu getirmişiz. Yoksa polis gelip konaktan alacakmış. Çapsız bir de gidip şikayet mi etmiş? Yok, merak etmeyin. Polise varmadan getirdiğimiz için sosyal hizmetler bize olumlu yaklaşıyor. O zaman hemen başlayalım velayet için işlemlere. Onun için birkaç prosedür var uygulanacak. Öncelikle adli tıpta DNA testi yapılacak. Sonra biyolojik anne baba olmanız durumunda diğer nüfustan düşmesi için dava açmanız lazım. Peki ne kadar sürer tüm bu işlemler? Onun için şimdi bir şey söyleyemem. Fakat şunu bilmeniz gerekli ki biyolojik anne baba sizsiniz diye mahkeme çocuğu size verecek diye bir garanti yok. Ya mis gibi Özan'a babası dururken o Ayyaş'a mı verecekler? Bakın, sosyal hizmetler diğer baba için de araştırma başlatacak zaten. Onların esas düşündükleri şu. Evlat edinecek ailenin çocuğa her bakımdan yeterli olması. Çocuğun mutlu bir yuvada büyümesinden başka önemli bir şey yok. Ya iyi tamam abi, işte Zümrüt'le ben ona zaten iyi bakarız. İyi bir ortamda büyümesi için de elimizden geleni yaparız. Serhat'cığım, yani ne olur yanlış anlama. Zümrüt eminim iyi bir insan. Işığa da çok iyi bakacaktır ama yani uyuyor şu an. Bunu mahkemeye nasıl açıklayacaksın? Ya peki nasıl çözeriz bu içine düştüğümüz müşkül durumu Ömer Lütfi Bey? Aslında bu işi çok çabuk ve kesin sonuca ulaştıracak bir yol var ama bak Serhat'cığım, şimdi söyleyeceklerimi sakın yanlış yorumlama. Eğer Zümrüt'ten ayrılıp Deniz Hanım'la evlenirsen Işık'ın velayetini alma olasılığınız çok kolaylaşır. Yok artık. Bir dakika. Yani anne baba evli olursa her şey hızlanacak mı? Yani. Olacak şey değil. Serhat evli, Deniz İstanbul'a dönecek zaten. Ben varım. Evlenirim Serhat'la. Yuh! Deniz'ciğim, vur dedik öldürdün. Nereden çıktı bu evlilik meselesi şimdi? Deniz, sen ne dediğinin farkında mısın? Ben karıma aşığım, seninle evlenmeyi de düşünmüyorum hiçbir şekilde. Tamam, aşıksın karına. Ama ben şu an aşkı değil, çocuğumu düşünüyorum. Kızımın orada burada daha fazla hırpalanmasına müsaade edemem. Hem avukat bey de söyledi. Çocuğun ihtiyacı olan şey bir aile. Ben de bu saatten sonra onu huzurlu bir yuvada büyütmek istiyorum. Ha, sen burada olursun olmazsın, o da senin bileceğin iş. Sen zaten yıllarca çocuğumu benden sakladın. Şimdi bir de velayetini alıp başka bir adamla evleneceksin, öyle mi? Benim çocuğum yine başka birine baba diyecek, öyle mi? Yok ya, yapmaz öyle şey Deniz. Yapmazsın değil mi öyle şey Deniz? Vallahi benim bu saatten sonra çocuğumun mutluluğu için yapmayacağım fedakarlık yok. Benim karım ölmüş değil. Ben de evli bir adamım. Ömer abi, sen bu evliliği falan karıştırmadan nasıl çözeriz bir onlara bak. Olur elbette. Ben kısa yolu bilmeni isterim.
Işığı yanımıza götüremiyoruz değil mi şimdi? Bakalım daha ne kadar ayrı kalacağız kızımızdan. Evet Işıkcığım. Şimdi gel biz buradan el sallayalım. Serhat abinden de gitsin. Hı? Ya ben sahilde kalacağım. Sonra da görürsünüz hayatım. Hı? Hadi gel gidelim şimdi. Durun durun. Biz bir daha vedalaşalım. Serhat niye bırakıyorsun beni? Gelsen mi sizinle? Evim zaten çok büyük. Ama geleceksin sen zaten. Biz şimdi sana çok güzel bir oda yapıyoruz. Hazırlansın gelip alayım seni, tamam mı? Oda da istemem. Seninle kalırım. Uyuyamızlarla da kalırım. Tamam. Ama yine de odan hazırlansın, ben alacağım seni. Söz. Hadi gel. Serhat, bu benim oyunlu taşım. Uyuyamızı yanına koy, belki ona doğru getirir. Hadi Işıkcığım, gel gidelim. Serhat, beni unutma. Hayda, bu nereden çıktı şimdi? Buraya kadar boşuna zahmet etmişsiniz. Kızımı size vermeyeceğim. Sen bu halde kızıma babalık yapamazsın. Sizinle işim bitmedi. Çok pişman olacaksınız. Serhat lütfen. Nerede olduğumuzun farkında mısın? Seni bu halde görürlerse kızımızı asla alamayız. Yeğenim, kendine mukayyet ol. Konuştuğumuz gibi. Sen benimle gel. Başaklarımız var. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.